teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, 3-9 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, evet gezegeniniz Venüs retrosunu sürdürüyor. Bu hafta 3 Nisan'da Koç burcundan ayrılıp Balık burcunda retro yapmaya başlayacak ve 15 Nisan'a kadar da Balık burcunda devam edecek retrosu. Koç'tan ayrıldığı için nispeten size biraz daha fayda sağlayacak bir pozisyona geçeceğini söyleyebiliriz. Çünkü Koç da gerçekten zararlı bir pozisyondaydı. Balık burcunda retro olsa bile Venüs güçlüdür. Burada bazılarınız için özellikle güzel sürprizler, destekler de getirebilir. Bu desteklere en çok iş hayatınızda, meslekle ilgili konularda, hizmet aldığınız kişilerden, yanınızda çalışan kişilerden alabilirsiniz. Evet, sanatsal yaratıcılığınızın da yükseleceğini bu dönemde söyleyebiliriz. Hafta başında Ay Yengeç Burcu'nda olacak. Çarşamba gününe kadar Ay Yengeç'te ilerlerken sizin için de özellikle genel anlamda kariyerde veya aile alanında sorumluluklar ve görevler biraz daha öne çıkacak gibi görünüyor. Anneniz veya yaşamınızdaki kadın figürlerle ilişkiler de yine belirleyici olabilir. Çarşambadan itibaren Ay Aslan'da Cuma'ya kadar sosyal hayatınız biraz canlanıyor. Çarşamba ve Perşembe günü arkadaşlarınıza zaman ayırabilir, birlikte programlar yapabilirsiniz. Özellikle böyle güzel ortamlara, lüks, konforlu ortamlara, sizi keyiflendirecek ortamlara girebilirsiniz. Bazı sanatsal etkinliklere katılabilir veya bazı sahne etkinliklerini izleyebilirsiniz. Hafta sonunda ise Cuma'dan itibaren Ay Başak'ta olacak. Ay Başak geçişlerinde biraz içe dönebilirsiniz. Dinlenmek isteyebilirsiniz. Kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu zamanlarda sağlıkla ilgili olabilir, ruhsal bazı çalışmalar olabilir, manevi konular olabilir veya tamamıyla kendi özel yaşamınızda kendinize ve yakınlarınıza ayırmak istediğiniz özel zamanlar olabilir. Ay Başak Burcu geçişlerinde biraz böyle sakin bir hafta sonu söz konusu olabilir sevgili teraziler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.